Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Coinlist borsası yeni bir token ön satışı duyurdu. Galaxy token ön satışı, web3 merkezli bir token bu arkadaşlar. Web3 projeler üzerinde geliştirilmiş bir proje. Coinlist bunun ön satışını duyurdu. Coinlist adına baktığınız zaman coin listelemekten geliyor arkadaşlar. Ee, ama tabi onun dışında normal diğer borsalar gibi al sat özellikleri var. Kullanabiliyorsunuz işte staking, landing veya airdrop gibi birçok Faaliyet alanında var ama borsanın asıl amacı coin listelemek. Bugün de yeni bir ön satış var. Buna beraber bakacağız. Biliyorsunuz bütün coin list ön satışlarını kovalıyorum çünkü bunlarda birer fırsat görüyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Arkadaşlar videomuz şu şekilde olacak öncelikle bu ön satış detaylarına bakacağız proje neymiş Galaxy Token neymiş birim fiyatına kadar işte ne zaman serbest kalacak bunlara bakacağız ardından coin listin daha önceki ön satış performansları nasıl seyretmiş çünkü bu bizim için aslında bir kılavuz onlara bakacağız son olarak da bu ön satışa kayıt olacağız kayıt olurken bir quiz var bu quizin cevaplarını size aktaracağım. E, vakit kaybetmeden başlayalım. Eğer Coinlist üyeliniz yoksa video açıklamasına e, bir link bırakıyorum arkadaşlar. Coinlist'e oradan üye olabilirsiniz. Şimdi Coinlist'e girdiğiniz zaman bakın burada Register Now yazıyor. Token Sale için. Galaxy Token Sale için. Tıkladım. Şimdi arkadaşlar bizim için birkaç önemli tarih var. İlk olarak e, kayıt olma tarihi şu an açıldı. Ne zaman? E, 15 Şubat'ta arkadaşlar açıldı kayıt olma... E, Kayıt olma tarihi şu an açıldı. 15 Şubat'ta da deadline yani kayıtlar kapanıyor arkadaşlar. Demek ki 15 Şubat Türkiye saatiyle saat 15'e kadar kayıt olmamız gerekiyor. Arkadaşlar satış tarihi de burada belirtilmiş. 17 Şubat'ta e, saat 18'de satış tarihi başlayacak. Biraz farklı bu ön satış. Neden? Normalde arkadaşlar bakın burada e, iki tane ön satış olur. İşte iki e, ayrı versiyonla satışa çıkar Coinlist. Bu sefer sadece bir opsiyon koymuş. Bu arada saati az önce yanlış söylemiş olabilirim. Tekrar düzelteyim. 17 Şubat Türkiye saatiyle 21 arkadaşlar. Yani 18, 3 ekliyorsunuz. 21 Türkiye saatiyle akşam 9'da kayıt olacağız. Biz arkadaşlar bunların duyurusunu bizim Telegram duyuru kanalımız var. Buradan takip edebilirsiniz. Çok fazla proje var. Yani bunların hepsini aynı anda takip etmek mümkün değil. Bakın biz burada e, ee, bunları duyuruyoruz. Böyle gereksiz parazit haberlerden bağımsız bir şekilde işinize yarayacak detayları burada aktarıyoruz. Şimdi projeye bakalım. Yatırım yapacağımız projeye incelemek çok önemli arkadaşlar. Diyelim ki bu piyasada yenisiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ya bakın Chrome'dayım şu anda. Bakın sağ üst tarafta bir translate işareti var. Buna tıklıyorum. Türkçe'ye çevir diyorum. Veya sağa tıklıyorum. Bakın burada Türkçe diline çevir diyorum. Hiç olmazsa arkadaşlar şu paragrafı okuyun. En azından bu token'ın ne iş yapma gayretinde olduğunu bile öğrenebilirsiniz. Mesela web 3 tabanlı web 3 de çalışacak bir proje. Şimdi web 3 henüz hype olmamış, bizim gelecek internetimiz anlamına geliyor. Biz şu an web 2'deyiz. Hem bilgisayarlarımızdan yayın yapabiliyoruz, veri aktarabiliyoruz, hem veri alabiliyoruz, çevrim içi. Ama her şeye rağmen ortada sunucular var. Web 3'de ise sunucular artık bizler olacağız. Aynı Bitcoin'de, blockchain'de, notlar Nasıl blockchain nasıl bizim bilgisayarlarımız yani madencilerin bilgisayarları oluyorsa Web3'te de arkadaşlar hepimizin bilgisayarı artık bir sunucu olacak Ve hem bilgilerimizi koruyacağız hem de reklam hedeflerinden kendimizi yalıtmış olacağız Bu anlamda Web3 önemli arkadaşlar İşte DeFi prim yaptı ardından NFT'ler çok konuşuldu Ardından ne geldi ön satışlar aynı şekilde güzeldi tam böyle e, bir balon lazım arkadaşlar. Balon demeyelim. Biz bunu hype diyoruz. Yani modanın orada olması. Sonra metaverse geldi arkadaşlar. Gerçekten metaverse'ün geleceğe daha çok ilerleyecek. Bu konuda hiçbir kaygım yok. Ardından da web3 çıktı. Web3 bizim için en önemlisi aslında. Fakat e, Bitcoin arkadaşlar yükselir, iner. Periyotları vardır. Şu an kısmi bir ay dönemindeyiz diyebilirim. Özellikle tam çıkış sağlayacaktık ama Rusya Ukrayna krizi yine bizi biraz geri itmeye çalışıyor. Yani Web3 niye lafı bu kadar uzattım? Henüz hype'ını yaşamamış bir proje. O yüzden Web3 projelerini yakından takip edin derim. Galaxy projesi Web3 kimlik bilgileri veri ağlarından biridir arkadaşlar. Yani Web3'te kimlik bilgilerini saklamaya ve kullanmayı amaçlayan bir proje. Okuyalım beraber. Açık ve işbirliğine dayalı altyapı üzerine kurulu Galaxy projesi ve güç geliştiricilerinin ve projelerinin daha iyi ürünler ve topluluklar oluşturmak için dijital kimlik verilerinden ve NFT'lerinden yararlanmasına yardımcı olacak bir proje. Burada flow chartlarını göstermiş arkadaşlar. Flow chartlar da önemli. buranın tamamını size okuyup sıkmak istemiyorum. Ben okudum, inceledim. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Bakın burada verilerden de yararlanmış. Aşağı inelim biraz daha. Dostlarım Şimdi satış detayları da yine bizim için önemli bir konu. Bakın önemli konuları sayayım size. Bir Satış detayları yani coin ilk listelendiğinde yüzde kaçı hemen serbest kalacak? 2- Initial market cap yani coin ilk listelendiğinde kaç milyon dolarlık veya kaç yüz bin dolarlık bir market cap'e de değeri olacak? 3- Bu projenin yatırımcıları kimler? 4- Geliştiricileri kimler? Bunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sizler için... Burada beraber bakalım. GALT jetonları, jetonumuzun kısaltması. Kayıt dönemi 10 Şubat. Son kayıt dönemi de 15 Şubat. Türkiye saatiyle 15. Satış dönemi 17 Şubat 2022. Türkiye saatiyle 21. Arkadaşlar bunu kaçırmayın. Dediğim gibi bizim duyuru kanalımız var. Biz duyuru kanalında bunu duyuruyoruz zaten. Şurada kanalıma gideyim. Bakın kanalımın kapak kısmında da bu duyuru kanallarının arkadaşlar Sembolü var buradan kayıt olabilirsiniz önemli çünkü kısa süreli kayıtlar var ee, Kaçırmanızı istemem Mesela kayıt şu an paranız yok hesabınızda Kazandığınız zaman 24 Şubat'a kadar para yatırabiliyorsunuz Sıkıntı yok ee, Bir tane jeton başına arkadaşlar bir buçuk dolar bir fiyat Tayin etmişler Biraz daha iyi bir fiyat vermelerini beklerdim çünkü piyasa kötü Piyasa kötüyken de Ön satışlardaki Fiyatları düşürmek gerek arkadaşlar şimdi ne, ne kadar serbest kalacak bu da çok önemli. 14 Nisan 2022'den itibaren 12 haftalık kilit açma. Yani lineer bir kilit açma olacak. 12 taksitte şey 12 12 aylık hafta şunu hemen İngilizce çevirelim. Demek ki translate'de biraz sıkıntı olmuş. 12 mu? 12. Ha, evet arkadaşlar. Şimdi anladım. 12 ay boyunca haftalık olarak unlock açılacak. Yani her ay 4 defa unlock yapacaksınız. Toplamda da 12 ay sürecek 1 yıl sürecek. Bence Westing ideal. Şu güzel. Yani şu takvim çok önemli. Bazılar diyor ki %50'sini ilk listelemede vereceğiz. O zaman coin'in fiyatı arkadaşlar dumpıyor ve zarar ediyoruz. Bu fiyat önemli. Ki bu veri önemli. Buradaki fiyat önemli arkadaşlar. 1.5 dolar ne dedim? Beklediğimden biraz daha yüksek açıkçası. Toplamda 10 milyon GAL token satış olacakmış. O zaman ne olur? Yaklaşık 15 milyon dolar toplayacaklarmış arkadaşlar projede minimum 100 dolarlık alabiliyorsunuz. Maksimum 500 dolarlık alabiliyorsunuz. Ve şu soru geliyor. Ben bunu anlatıyorum. Hocam diyor 50 dolarlık alamaz mıyım? Yorum olarak soruyorsunuz bana. Her yoruma cevap verdiğim zaman arkadaşlar bir süre kaybediyorum. Yahu söylüyorum işte minimum 100 ise evet 50 dolarlık alamazsın. Maksimum da 500 dolarlık alabiliyorsun. Bitcoin, Algo, Solana, Ethereum, USDC ve USDT gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Coin liste nasıl? mesela Binance'dan nasıl? Algo göndereceğinizi merak ediyorsanız mobil bildirime bir video gönderiyorum sağ üst köşeye. O videoya tıklayarak bunu izleyebilirsiniz. Bu Register Now'a tıkladığım zaman kayıt başlıyor. Biraz daha aşağı inelim. Birkaç önemli e, veriye beraber bakalım yine. Bakın. E, <laughs> şimdi burada kimlere ne ayrılmış? Bunlar da İngilizce çevireyim arkadaşlar. Çünkü daha net, daha net anlaşılıyor. Serbest bırakma takvimi toplam e, tedariğin, toplam supply'ın yüzde kaçı? Mesela %6 ekosisteme ayrılmış. %2 erken dönem yatırımcılarına ayrılmış. %5'i public satışında ayrılmış. Şu an girdiğimiz satış bakın 12 mont, e, 12 aylık bir vestingden e, bahsediyor. E, ve işte %10'u işte yatırımcılar, arka destek yatırımcıları, partnerler, marketing, foundation şimdi bunların her biri bakın diyor ki mesela %50'si bunda tamamını ben listelemede vereceğim diyor. Bunda e, tamamını yine listelemede vereceğini söylüyor. Burada 12 aylık olduğu için listelemede yok arkadaşlar. pay. Burada %12 listelemede verecek. Tek tek hesaplamak gerekiyor. Veya şurada e, Circulation Supply diyor. Baktığımız zaman listingte arkadaşlar yaklaşık olarak 40 milyon token olacak. Tahminen e, 20 milyon dolarlık falan bir initial market capi olacak. Çünkü her bir dönemin fiyatı ayrı. Mesela public'te biz 1.5 dolar alıyoruz ya. Mesela diyelim ki erken dönem yatırımcıları 0.50 centten alıyor. Diyelim ki bu backer'lar 1 dolardan alıyor. Ne kadar erken yatırım yaparlarsa risk olduğu için ve paralarını kilitledikleri için daha ucuz alıyorlar. Mantık bu şekilde. Ve tahmin ediyorum yaklaşık hesaplamak epey uzun sürer ama 20 milyon dolarlık bir market cap. Normalde birçok ön satış platformunda katılıyoruz ön satışlara. Ön satış platformlarında katıldığım bir ön satışta 20 milyon dolarlık bir initial market cap olsaydı o projeden uzak durun derim ama bu bir JAX yani e, merkezi bir borsa centralized exchange merkezi borsalarda arkadaşlar Coinlist gibi genelde yüksek market cap'ler oluyor buna rağmen zarar ettirmiyor çünkü az sonra beraber bakacağız yine ama şunu da söyleyeyim özellikle listelemenin olduğu tarihteki gelişmeler çok önemli herhangi bir garanti vermem mümkünatı yok bu videoda izlediğiniz hiçbir şeyde arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Bakın toplamda da 63 ay sürecekmiş tokenlarının tamamının serbest kalması. Ekosisteme baktığınız zaman 110'dan fazla proje, e, Galaxy projesinde yapılabiliyormuş, build edilebiliyormuş arkadaşlar. Yenifines'tan tutun. 1inch, e, Impossible Finance, Polygon, Radium, Serum e, birçok proje var. Blockchain olarak arkadaşlar 7 tane blockchain kullanabiliyor. Binance Smart Chain, Avalanche, Ethereum, Solana ee, Yine ne dedim önemli yatırımcılar arkadaşlar bu backerslar önemli bizim için Şöyle e, Bakalım Bunlar özellikle erken dönem yatırımcıları oluyor Spartan yine biliriz Coinbase Ventures mesela burada çok önemli Çünkü Coinbase Saygın bir borsa coin listelemelerinde Herhangi bir tokenın Coinbase'de listelenme, listelenmesi demek Arkadaşlar fiyatın artacağını gösterir. Bakın Alameda Research var. Bu da FTX'in sahip olduğu bir şirket. O zaman FTX'de e, listelenme ihtimali var. Binance Smart Chain destekliyor arkadaşlar. bak, baktığımız zaman sol aynı şekilde blockchain.com Yani güzel destekçileri var. Arkadaşlar aynı zamanda takımı inceleyeceksiniz. Nasıl inceleyebilirsiniz? Mesela Harry Zengi LinkedIn'den bakabilirsiniz, Google'dan araştırabilirsiniz, UC Berkeley, Kaliforniya'da bir üniversite arkadaşlar. Oradan bilgisayar bilimi istatistikler lisans derecesi sahipmiş, güzel bir derece. Buradan inceledim arkadaşlar. Takım ekipleri de güzel. Twitter sayfalarına da baktığım zaman şu an 183 bin takipçisi var. Tabi bu takipçi bot olabilir. İniyorsunuz aşağı, bakıyorsunuz. Tweetlerin etkileşimleri arkadaşlar gayet iyi. Evet, buradan şunu anlıyoruz şey takipçileri gerçek. Ve ben şuna bakıyorum. Ben kripto camiası ile ilgili birçok kişi takip ediyorum. Ve benim takip ettiklerimin 28'i e, bu kişi artı 27 diyor. Toplamda 28 kişi bu projeyi takip ediyorsa proje arkadaşlar birçok piyasa fenomeni piyasaya gönül vermiş insanlar tarafından takip ediliyor demektir. E, şimdi kayıt olacağız. Hızlıca bir coin listin daha önce performanslarına bakalım. Videoyu biraz uzun tuttum ama size bir şeyler aktarabilmeye çalıştım. Sonuçta ee, şu an mesela 10 tane bu e, listelemenin, bu coin list ön satışının 10 tane yutta videosu vardır. Benim derdim size bunu aktarırken bir şeyler katabilmek. Arkadaşlar crypto.rank.io e, coinlerin e, özellikle ön satışların performanslarını sergileyen bir site ve buraya girdiğin zaman coinlist ICO dediğimiz zaman daha önce coinlist'te ön satış yapmış e, ön satışların performanslarını gösteriyor. Burada bizim için birkaç önemli değer var. Mesela ee, şu renk demek coin market cap'in dünyadaki bütün coin'lerin sıralaması. Yani 8. coin, 23. coin, 27. coin, 45. coin yani ilk yüzde birçok coin e, var coin listinin istediklerinden. Bu da coin listi seçkin yapıyor. Diğer konu arkadaşlar e, ATH ROI ve ROI. ATH ROI şu demek toplamda en yüksek seviyedeyken ön satış fiyatından kaç kat x yapmış. Bu da en yüksek seviyeden satmadık ama şu an satarsak kaç x yapacağını gösteriyor. ATH ROY'u açtığımız zaman arkadaşlar 1350 x'ler, 1180 x'ler gözüküyor. Sonrasında 433 x ve 83 x geliyor. Ee, bu da şu demek mesela burada bir projeye 1000 dolarlık yatırım yaptıysanız Buradan çarpın arkadaşlar. 1 milyon dolarlık bir varlığa şey oluyor. Hadi bu olmasın. Şuraya inelim. 500 dolarlık aldık aldık diyelim. Bu da çok ciddi kar. ROI'ye baktığımız zaman da Solan arkadaşlar hala zirvede kalmış onun dışında Flow var Near var biz bunların hepsinin videosunu çekmiştik Immutable X var Bizim kanalımızı takip ederek dostlarım Bu tarz fırsatlardan Yararlanmış olursunuz Takip edip bildirimleri açmayı unutmayın Gelin şimdi kayıt olalım artık Çok fazla laf uzatmaya gerek yok Şimdi yola tıklıyorum İniyorum arkadaşlar şimdi yola tekrar tıkladım Get started diyorum Şimdi bu rastgele videolarda kullanmak için açtığım bir fake hesap. Benimle ilgisi yok bu ismin. Arkadaşlar burada Türkiye seçiyorsunuz. Burada Türkiye çıkmazsa dili tekrar Türkçe'ye çevirip ilerleyebilirsiniz. Çünkü e, dili artık Türkçe'ye çevirip İngilizce'ye ana dile tekrar çevirelim. Ana dile çevirdim. Şimdi burada ön satışta ben buradan verileri aktarıyorum size. Zaten ee, aktardığım şeyler. Yalnız şeye dikkat edin. Şıkların yeri değişiyor arkadaşlar. Direkt işaretleyip işaretleyip devam etmeyin yolunuza. Arkadaşlar burada da e, satış mekanizmasını soruyor. Aslında bu standart bir soru. Arkadaşlar bir sonraki soruda da 3. soru da, soru da e, ne için yapıldığını soruyor. Arkadaşlar web3 tabanlı az önce de bahsettiğimiz gibi bir proje. Bir sonraki soru bir sonraki soruda ödeme metotlarını soruyor bitcoin ethereum usdt usdc Arkadaşlar bir buçuk dolar demiştik Coin'in bir tanesinin satış fiyatına Burada Arkadaşlar cevap bu Token sale coin liste olacak Ve bunun cevabı da bu continue tıklıyorum Burayı Skip ettim ben Google autentikatörü aktifleştirmedim Evet. Arkadaşlar kaydımız oldu. Ben şu an kaydımı bekliyorum. Buradan sonra yapmam gereken ekstra bir şey yok. Dostlarım izlediğiniz videoda ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL değerinde hediyemiz oluyor. Hediye gönderiyoruz. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Beraber bugün Coinlist'te bir ön satışa baktık. Galaxy Token'ı tanıdık. Coinlist'in daha önceki ICO ön satış performanslarına baktık. Ve bir ön satışa katılırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor size bunları aktardım. Özellikle bu videoyu izledikten sonra duyuru kanalımıza katılmayı asla unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, sizlere bu hatırlatmaları buradan yapacağız. Burada benim Twitter hesabım var. Beni buradan takip ederseniz sevinirim dostlarım. Bu da benim YouTube kanalım. Sizler için faydalı olmasına gayret ettiğim içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz de kanala abone olarak ve bildirimleri açarak Bizlere destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi aşağıya yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.